Dün akşam Alanya Spor karşısında aldığı tarihi mağlubiyetten sonra bir hayli üzülen, hatta efsane olduğu camiasına karşı kahrolan Fatih Terim'in yönetim tarafından yalnız bırakılması taraftarların tepkisini çekti. Sezon başından beri hakem hatalarından dolayı şampiyonluk yarışında ağır darbeler alan sarı kırmızılı kulüpte Fatih Terim dışında TFF'ye ve MHK'ya tepki gösterecek bir yöneticinin çıkmaması başarılı teknik adamın canını acıtırken Galatasaray'da kapalı kapılar ardında konuyla ilgili büyük tartışmaların yaşandığı öğrenildi. Yaklaşık 1,5 ay önce ağır ameliyat operasyonları atlatan Mustafa Cengiz kendisini pasife alırken Abdurrahim Albayrak'ın ticari ilişkilerini bozmama adına sessizliğe bürünmesi Fatih Terim ve ona inanan taraftarları baş başa bıraktı. Transfer dönemlerinde ve kazanılan başarılarda ortaya çıkan ve sosyal medyadan duruş, kuruş tweetler atan Yusuf Günay'ın sürekli PR peşinde olduğu iddia edilirken, tecrübeli yöneticinin Fatih Terim'le bir araya gelmemesi ise ikili arasında köprülerin resmen atıldığını gösterdi. Hemen hemen her maçtan sonra yönetim ve başkanı kastederek "Çıkın konuşun, ben konuştuğumda ağır cezalar alıyorum. Başkalarının konuştuğu, söylediği şeyleri ben söylesem 20 maç ceza alırım" diyerek TFF içerisindeki yapıdan bahseden Fatih Terim istifayı kesinlikle düşünmezken, camianın Terim'in arkasında durması, Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak ve Günay üçlüsü üzerinde baskının arttığını işaret ediyor. Ben de hiç olmasa içeri gideyim bari ceza almayayım dedim. Çünkü biliyorsunuz bana ceza vermek için herkes yarıştadır. Başkasına bir verirlerse bana dört verirler. Böyle bir imkan vermek istemedim çünkü. Sorduğun o bir soruya gelince, biz buraya huzurla ve rahat bir şekilde 3 puan almak için geldik. Ben sadece istemenin, beklemenin, emek vermenin ve çalışmanın artık yeterli olmadığını görüyorum. Ve böyle düşünüyorum. 2 haftadır da benim böyle düşünmemi sağlayacak birçok şey yaşıyoruz demin de sorduğunuz gibi. Tabii olsun istemem ama olduğu zaman da işte bu kadar sakatımız var, bu kadar cezalımız var gibi bir cümle kurmadım. 11 kişi çıktığımız sürece eksik değiliz tabirini her zaman kullanmaya da devam ediyorum. Görülen ve bilinen şeyleri bir daha tekrar etmenin manası yok. Ancak enteresandır, bizim problemimiz sakat oyuncularla cezalı oyuncular değil. Bizim problemlerimiz başka. Herkesin gördüğü gibi çok net başka şeyler.